Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel yazlık bluzumuzu çalışacağız. Bluzumuzu örmek için yaka kısmından başladık. Yeterli bir e, derin e, askı ölçüsü verdik. Daha sonrasında e, askımızı gövdemizin ön kısmını biraz ördükten sonra kol altından gövde genişliğimizi ayarladık aşağı kısma doğru beyazımız ve turuncumuzla birlikte hareket katarak ördüm en son etik kısmında her iki rengimizde güzel bir kirpik çalışmasıyla bluzumuzun alt kısmında tamamladık şimdi ölçülerimize bakalım ölçülerimizi yaka ölçüsüne kadar bakıyorum 8 santim askımızdan yakaya kadar 8 santim tekrar tutuyorum kolumuzun bulunduğu noktaya kadar 12 santim tüm boy ölçelim tüm boyda ise 32 santim gövde genişliği 27 buçuk santim Evet, dilediğiniz büyüklükte ya da dilediğiniz küçüklükte bu çok çok kolay ve bir o kadar güzel bluzumuzu örebilirsiniz. Şöyle görelim. Temel trabzanlarımızı kullanarak ördük. Bir sıra ön yüzden, bir sıra arka yüzden. Ön yüzde olanlar, bakınız, içte duranlar. Arka ve ön yüz olarak bu şekilde ayarlamalarımızı yaptık. Bluzumuzun arkası da aynı şekilde. Bakınız, her iki bölüm aynı. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yapımımıza başlayalım. Kolay gelsin. Koza marka ipimizle örüyorum. Anti peeling özelliği olan ipimin %80'i akrilik, %20'si poliamid. 100 gram ve 335 metre 2,5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Zincirimizi arkadan çekerek başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum. Sıkıştırıyorum. Biraz serbest bıraktıktan sonra ilmeğimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimizi çekiyorum ve buraya bir tane işaretimi takıyorum. 10uncuya taktım. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tam 40 tane zincirimi çekiyorum. 40. zincire takıyorum. Şöyle diğerinde çıkmıştı hemen ben sayıp bunu 10 tane takıyorum. 10 arkaya ördüm. 40 tane de kolumuz için ördüm. İşaretimi taktıktan sonra 20 tane zincirimi önüm için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 takıyorum tekrar 40 tane kolum için örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 tane zincirimi çektim 40 yine işaretimi takıyorum son olarak arkamız için 10 tane zincir çekiyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şimdi 1, 2 geriye çekiliyorum. 1, 2 tane zincir ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. İkinci geriye çekildiğim zincir içerisine girerek 1, 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. Yanındaki zincirime giriyorum. Trabzanımı örüyorum birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum işaretime kadar Evet işaretimi taktım zincire kadar geldim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toplamda 10 tane trabzanım oldu. İşaretimin hemen yanındayım. İşaretimi çıkarıyorum zincirimin içerisinden. 1, 2 tane zincir yukarıya çektikten sonra bakınız ayracımızı çıkardığımız yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Yanındaki zincire örüyorum. Bir sonraki yani aşağıdaki zincirlerin hepsini birer birer trabzanlarımızı örerek işaretimizin bulunduğu noktaya kadar gelelim bir defa dolayıp üç defa da çekelim bir doluyorum bir iki ve üç alıyorum doluyorum bir iki üç doluyorum bir iki üç sonra kadar gelelim İşaretimizin bulunduğu yere kadar trabzanlarımı örerek geldim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 40. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkarıyorum. Zincirimi çıkar, e, zincirimin içerisine geliyorum. İşaretimizi çıkardığımız zincir içerisine ve diğer işarete kadar birer birer trabzanlarımızı örüyorum. Sayılı olduğu için çok rahat olmakta. Yani trabzan sayısı ne eksik oluyor ne fazla oluyor bu şekilde. Zincir çekerken işaretimizi taktığımız zaman işaretimizin bulunduğu noktaya geldim. İki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar buradan ayracımı çıkarıyorum. Diğer ayracıma kadar birer birer trabzanımı örüyorum. Çıkardığım yere takıyorum. Tığımın ucunu birer birer örelim. İşaretime geldim ve son 10 tane zincirimin bulunduğu noktadayım. İki zincirimi çekiyorum bölüm aralarını belirtmek için her bölümümüzde aynı işlemimizi yapmıştık. 10 tane trabzanıma bir defa batıyorum, 3 defa da çekiyorum. Her bir yuvaya bakın birer defa giriyorum. Sıra sonuna kadar 10 tane trabzanımı ördüm. Şöyle düzeltelim. Düzgün bir şekilde alalım. Her iki arkamızı buradan birleştirelim. Şöyle tutuyorum. İlk zincirden oluşan trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve buradan birleştirme işlemini yaptım. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Bir sonraki trabzananıma batıyorum 3 tane trabzanı yan yana ördüm 1 zincir çekiyorum 1 atlayıp diğerine batıyorum 1 2 diğerine batıyorum 3 bir tane atlamıştık bakınız yukarıda da bir zincir çektik 1 zincir çekiyorum 1 atlayıp diğerine batıyorum 1 2. 3 3 ayarlı trabzan gruplarımızı örerek tamamladım. Zincirle başlamıştım. Birer tane de atladım. Şimdi ayrım noktasının bulunduğu yerdeyiz. Buradan sonra kolumuza geçiş yapıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. İki zincir içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincir çekiyorum ayrım yeri için burası. Tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Burası arkadan kolumuza geçişimizi çalıştığımız yerimiz. Şöyle görelim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve kolum için olan bölümümü örmeye başlıyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum. Her biri farklı trabzan üzerinde. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Bir. Yanındakine batıyorum. İki. Bir sonrakine batıyorum. Üç. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum diğerine batıyorum zincir çektiğimiz zaman aşağıdan da yine bir tane trabzanımızı atlayalım sona kadar gelelim arkamızdan şuradan başlamıştık bakınız ayrım yerinden sonra gruplarımızı örerek geldik her bir grubumuz arasında bir zincirimiz ve yukarıda bir tane trabzanımızı atladık şöyle görelim şimdi iki tane zincirimin bulunduğu yerdeyim bir tane zincir yukarıdan çekiyorum artış yerim için buraya tıpkı şurada yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı zincir içerisine örüyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum aynı yuva içerisine 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum Kolumuz burası uzun olan bölümümüz. Araya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve önüm için hemen örmeye başlıyorum. Bir tane atlayıp sıradaki trabzanıma batıyorum. Birer birer örüyorum. Bir zincirimi çekip bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir. Yanındakine bir sonrakine bir trabzan atladım. 3 tane trabzan yan yana ördüm. Bir zincir, bir trabzan atlayarak işaretimin bulunduğu yere kadar ilerliyorum. Trabzanlarımızı örerek geldim. Yine ayrım noktasındayım. Aşağıdaki iki zincirimizin bulunduğu yer şu kısım. Tıpkı burada çalıştığımız gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı bir zincirimi çektikten sonra örmeye başlıyorum. Giriyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincir tekrar 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum köşemi yaptıktan sonra bir tane atlayıp diğerine batıyorum yanındakine yine yanındakine 3 tane trabzan örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Ve işaretime kadar yine aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. Zincirimin bulunduğu ayrım noktasına yeniden geldim. Bir tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı sırasıyla örüyorum. 2 ve 3. 2 tane zincir. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum bir tane trabzan atlayıp arkadan örmeye başlıyorum yarısını örmüştük bakınız şu şekilde başlangıçta bu yarısında beraber örelim 3 bir tane zincir bir atlıyorum 1 2 ve 3 Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4. Önde 1, 2, 3, 4. Önde 4 tane grubumuz. Arkada yine ikisi bir tarafta, ikisi bir tarafta 4 tane grubumuz oldu. Bir zincirimi çekiyorum. İlk trabzan üzerine gelerek batıyorum. Ve geçişimi yapıyorum. Örgümüzü bu tarafa doğru ilerletiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum bir tane zincir çekmiş olduğum bölümüme tığımın başını dolayarak giriyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum bir sonraki bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 er tane trabzanımı ördüm yeniden bir zincir çekiyorum köşeme geçmeden bakınız ayrım köşesine geçmeden arada bir zincirim vardı buraya da giriyorum 3 tane trabzanın bu noktaya da örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum ve köşemin içerisine girerek batıyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 zincir köşelerimizde Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. Şöyle uzaklaşmadan hemen yaptığımız işlemimize bakalım. Birleştikten sonra 5 zincirimi çektim. İlk bir zincir içerisine 3 trabzan, bir zincir. Yine yuva içerisine girerek 3 trabzanımızı örerek geldim ve köşemizi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak ördüm. Trabzanım tamamladıktan sonra bir zincirimi hemen çekiyorum. Aşağıdaki yuva içerisine girerek 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bir zincir hemen takip edelim. Hep bir zincir çektiğimiz bölümlerin içerisine 3'er trabzandan dolduralım. Bir zincir atıyorum. Köşemize kadar ilerleyelim. Bir uçtan diğer ucumuza kadar örerek geldim. Yine köşe noktasındayız. Aynı işlemimizi buraya da yapalım. 3 tane trabzanımızı 3 2 zincir 3 tane trabzan 2 3 Başlangıç noktasına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Şöyle görelim. Bu noktaya kadar işlemlerimizi aynı şekilde tekrarlayalım. Başlangıç noktamıza kadar geldim. Şu kısımlar bakınız omuzlarımız olacak. Burası arka diğer tarafımız ise ön. Şimdi buradayız. 3 trabzanımı ördüm. Şöyle yakından bakalım. Bir zincirimi çektim. Şurada 5 tane zincirle başlamıştık. Bakınız hemen buraya 2 tane daha trabzanımızı örerek toplamda 3 tane trabzan görüntüsüne ulaşıyoruz. İkisini ördüm. Sayıyorum. 1, 2, 3. 3 zincire şöyle kaydırma tekniği batıyorum. Ve 3 tane trabzanım oluyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başında dolayarak buraya giriyorum. 3 trabzanımı örüyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz işlemlerimizin aynını tekrar ediyorum. Bir zincir. Zincirlerimizin içerisine üçer trabzan, Tekrar bir zincir. Bir zincirimi çekiyorum. Köşe noktama geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir 1 ve 2 tığımın başını doluyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 köşemizin ilkini ördük bir tane zincirimi çekiyorum yine trabzanlarım örerek devam ediyorum 1 2 3 3 sıramızı ördük ilk sıramızı saymıyoruz 3 sıramızı tamamladıktan sonra tam arkadayız bakınız birleştirme noktasındayız birleştirmemizi bu sıramızda yapalım ve artık gövdemiz için olan bölümümüzü örmeye başlayalım kollarımızın askı kısmı bu kadar yeterli olsun 2 tane trabzanımı ördüm 5 zincirimize geçiş yapmıştık bunu 3. trabzanımız olarak kullanacağız 1 2 3 atıyorum yukarıya doğru şu şekilde geçişimizi yapıyoruz ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ilk yuva içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çekiyorum kol altına doğru trabzanlarımızı örerek ilerliyorum yine sadece boşlukları örüyoruz bir tane zincir trabzan aralarında. Trabzanlarımızı örerek kol altımıza geldik. Buradan artık askı kısmımızı örmüyoruz bu kısmı. Diğer bölümümüze birleşiyoruz. O yüzden burada gövde genişliğini sağlayacak zincirimizi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 tane zincirimi çekiyorum. Büküyorum. Burası gövdemiz olacak. Tığımın başını dolayarak buradaki artış bölümümün içerisine giriyorum. 1 2 Tekrar 1 2 ve 3 defa da alıyorum. Şu kısım gövdemiz olacak. 2 trabzanımı daha ilave ediyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bu kısmı örerek tamamlıyorum. Şurada yeniden birlikte olalım. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Yeniden şurada ördüğümüz zincir sayısının aynını diğer kol altımızda da örmemiz gerekiyor. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarımız için. Şurada ilk zincirimiz kaç tane ise gövdemizin genişliğini buradaki bölüm sağlayacaktı. Diğer zincirimizin de aynı sayıda olması gerekmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Köşeme giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 Bir zincir. Birleşme noktasına kadar aynı işlemlerimizi tekrar edelim. bir zincir 3 trabzan bir zincirimi çektim ve 3 tane zincirle başlayan ilk trabzanıma giriyorum ilmeğimi geçiriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum hemen zincir çektiğim yere girerek 2 tane trabzanımı örerek toplamda zincirimle birlikte 3 tane trabzanı oluşturuyorum bir zincir bir zincir 3 trabzan zinciri bize kadar bu şekilde örelim zincirimizin bulunduğu noktaya geldim önce her zamanki bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki 3 tane trabzanımızın sonuncusunun içerisine giriyorum Bakın, sondakine girdim 3 tane trabzanımı buradan örerek başlatıyorum aynı yere 3 tane trabzanımı ördüm bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü zincirimin içerisine girerek üç tane trabzanımı buraya örüyorum aynı yere. İki, bakınız aynı yer. Üç. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncü zincir yuvasının içerisine giriyorum. Buraya üç tane trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. İki ve 3. Bir tane zincir sayıyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. zincir içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirim, bir atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. zincir içerisine atıyorum. 1 2 ve 3 birinci trabzanımızı nereye yaptıysak diğer ikinci trabzanımızı da aynı zincir yuvasına yapıyoruz bir tane zincir bir atlıyorum iki atlıyorum zincirimizin sonuna kadar bu işlemimizi yapalım sıramızın başına geldik bakınız bir tane zincir, iki zincir, üç zincir atlıyorum. Bakınız üçüncü zincir tam uçta oluyor ama şöyle son trabzanımıza yani buradan son buradaki ilk trabzanımıza batarak buraya kuralım. Bir tane zincir fazla atlamış olduk. Hiç önemli değil. Trabzanımızın üzerinden yerleştirdik. Bir zincirimizi çekelim. Yuva içerisine girelim. 2 ve 3. Tekrar bu bölgeyi aynı işlemimizi yapalım. Burada kaç tane arttığımıza bakalım. İlk trabzan grubumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son 9 tane grubumuzu oluşturduk. Şimdi zincirimizin başlangıç yerine kadar normal bir şekilde örerek ilerleyelim. Tekrar zincirimize geldiğimiz zaman sizlerle birlikte çalışmamızı devam ettirelim. Bakınız gövdemiz böyle Dışa doğru genişlemekte. Eğer kendinize örecekseniz e, buradaki ölçüyü tabi başlangıçta biraz daha büyük yapıp ya da daha büyük yaşlı çocuklarımız için öreceksek bu e, gövde genişliğini oluşturacağı için zincirimize mümkün mertebe biraz büyük çekerek e, genişliğimizi kazanalım. Buradaki sayı tamamen öreceğimiz kişinin kilosuyla doğru orantılı olacaktır. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. Zincirimizin hemen yanındaki trabzan üzerine, bakın burada bir zincirimi çekmiştim. Giriyorum. 3 tane trabzanı aynı yere örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi, üçüncüyü örüyorum. Tıpkı diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi bir zincirimizi çektikten sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincir içerisine girelim. 3 tane trabzanımızı örelim. Aynı yere. Bir tane zincir. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Bir tane zincir. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Üç tane trabzanımı buraya örüyorum ve bütün zincirimize aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Burada i̇pimi bağlamıştım. Bir tane zincirimizi çekelim. Tığımın başını doluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü zincir yuvasına giriyorum bağlamış olduğum ipimi de şu şekilde alta alarak örüyorum 1 2 3 aynı yere sona kadar geldim bir tane zincirimi çekiyorum gövde bölümünün ilk trabzanının üzerine gelerek batıyorum aynı yere 3 trabzanımı yerleştirip bir zincirimi çekiyorum ve alt sıradaki zincir yuvalarının içerisine girerek birleşme noktama doğru ilerliyorum bir zincir Bu dilimiz çok kolay umarım severek yaparsanız 3 Bir tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirin başta 3 zincir çekmiştik. En üstüne batıp ilmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 deyip yönümü çeviriyorum. Ama öncesinde şöyle bakalım yapmış olduğumuz işlemimize. Evet, gövdemizi genişlettik. Bu şekilde bir ön yüzden bir arka yüzden Örerek yani örgümüzü sürekli çevirerek öreceğiz ve istediğimiz boy ölçüsü gelene kadar hiç artma eksilme yapmadan ilerleyeceğiz. Ben arada beyaz ipimi de kullanmak istiyorum. Sizler sade de örebilirsiniz daha fazla renkli de canlı canlılık verebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz evet biraz örelim sonrasında yeniden görüşelim. Kol altımızı zincir çekip büyüttükten sonra 3 sıramızı ördüm. Şimdi renk değiştirmek istiyorum. En son bir tane zincirimi çekiyorum. Renk değiştirmenin nasıl yapıldığını da e, bilmeyen arkadaşlarımıza göstermek için 3 tane zincirimiz vardı. Ona batıyorum. Örmek istediğim rengi elime alıyorum. Yeni rengimizi de kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çekip örgümüzün arkasını çevirelim ve devam edelim iki trabzan araya giriyorum bir tane zincir aynı şekilde örüyoruz kaç sıra örersek örelim hiç fark etmez ne kadar sıklıkla değiştirirsek de değiştirelim yapacağımız işlem bu rengimizi hangi renkle öreceksek yani sıramızı onunla kapatalım geçiş yerimizde ve trabzanlarımızı bir zincirimizi örerek dilediğimiz sıklıkta rengimizi değiştirelim. Sade olarak da örebilirsiniz. Bluzumuz yeterli ölçü olana kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra ördüm ve yeterli oldu 16 sıra. Şimdi alt kısmını çalışmaya başlayalım. Arkadayım yine. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 defa örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkasına batıyorum. Tekrar yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3 tane zincir arkasına batıp kirpik yapıyorum. 1, 2, 3 ve 3 zincir çekiyorum. Arkasına kirpiğimi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 3 defa da alıp beraber birer kirpik yapıyoruz. 5. kez giriyorum. 1 2 3 kirpiğimi örüyorum. Şöyle görelim. 1 2 3 4 5 5 tane kirpiğimizi ördüm ve batıyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Burada beyaz rengimi alıyorum. bir zincirimi çekiyorum sabitliyorum alttan diğer turuncu ipimi de götürüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 trabzanımı ördükten sonra kirpiğimi örüyorum bir tane beyaz bir tane turuncu olarak örelim bir iki 3 1 2 3 5 tane trabzan ve üzerlerinin kepiğini ördüm. Şimdi altta bakınız turuncu ipim gidiyor. Hemen yandaki kutucuğa batıyorum. Ve turuncu ipimi alıyorum beyaz altta kalıyor bir zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya beyaz altta turuncumla trabzanım örüyorum 3 zincirimi çekiyorum şöyle beyazı da alttan alıp gizleyelim görünmesin ikinci 1 2 3 atıyorum tekrar 1 2 3 Bir tane beyaz, bir tane turuncu olarak sıramızın başına kadar örerek gelelim. İki ipimizi aynı anda yürütüyoruz. Şöyle bakalım. Bakınız turuncumuz ve beyazımız. Sıramızın sonuna kadar işlemimizi aynı şekilde tekrar edelim. Kirpiklerimizi örerek bluzumuzu tamamladık. Bir tane beyaz, bir turuncu, bir beyaz, bir turuncu yaparak en son bölümümüze kadar geldik. Bakınız gayet hoş oldu. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsanız yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.